Uzun bir aradan sonra meclis grup toplantımıza katılan her kardeşime, her dava ve yol arkadaşıma taşkın bir sel gibi kalbinden kopup gelen en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tedavi sürecim boyunca arayan, soran, dua eden, şifa dileyen, mesaj gönderen, halisane duygularla iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu bizlere ki duanın gücüyle, doktorlarımızın güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız. Son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız. Derdi veren Allah, şafi sıfatıyla şifayı da vermiştir. İmanımız budur, inancımız budur. İhtiramla bekleyip, itinayla gözlediğimiz de bu şekildedir. Hiç şüphesiz en iyisini bilen Allah'tır. İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onunla onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyarı, daha bahadırı olmayacaktır. Derler ki kader gayrete aşıktır. Gayret edeceğiniz garaz ve gailleri birlikte aşacağız. Sabredeceğiz. Musallat olan musibetleri beraberce alaşağı edeceğiz. Akledeceğiz. Adımlarımızı isabetle atıp yürüyüşümüzü ağız birliği ve ahenk içinde sürdüreceğiz. Gazali diyor ki aklı bir kenara itip sırf eskileri taklitle yetinmeye çağıran kimse cahildir. Yalnızca akılla iktifa edip maneviyatı ve maşeri vicdanı dışlayan da yanılmıştır. Çok şükür ne cahiliz ne de yanılanlar arasındayız. Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler, daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar bilmelidir ki tuzakçılara tuzak kuran vardır. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Kulisçilerin, komplocuların, kumpasçıların, kurnazların, kuzakçıların, kuduzların, kuralsızların, kuklacıların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme yanlışına kapılıyorlar. Eğer yürek yemedilerse, eğer meydanı boş zannetmedilerse, kesinlikle yiyecekleri kurt pençesiyle titreyip kendilerine gelecekler, arkalarına bakmadan da kuyusu yerlere saklanmak zorunda kalacaklardır. Şehit ve Gazi Yuvası Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapılmaz. Yarım asrı aşan bir millet şaheseri üzerinde karalama ve kurcalama yapılamaz. Sağlığım üstünden spekülasyona yeltenenler, kötü dilek ve temennilerini açıktan veya şifreli mesajlarla servis edenler bilmelidir ki biz şer ve şekavet kişilere değil, er kişilere, edepli ve erdemli gönüllere bakarız. Daha önce de söyledim, dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınadan korkarız ne de felaketlerden kaçarız. Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin. Bu cepheyi yıkamazlar, millet ve vatan sevgimize gölge edemezler. Çünkü biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz. Alın yazımız budur. Bu kader çizgisi
ezelden ebede Türklüğün bekasına başını koyan her mümtaz ve muhterem insanın şaşmaz ve sapmaz istikametidir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemek. Haklı, kötü sözler muhataplarına aittir. Kaldı ki iftira ve isnatları onların alınlarına çıkmayacak derecede kazınacaktır. Hiç kimse bizi anlatmasın. Karanlığa gizlenip soysuzluk yapmasın. Biz birbirimizi biliriz. Aynı zamanda hasım ve ayasızları da bilir, hafızamıza tek tek not ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki kötü düşünceler, kötürüm niyetler, köksüz hedefler sahiplerine aynen dönecek, insan içine çıkamaz hale getirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ölüm fermanı yazanlara unuttukları bir hususu hatırlatayım. Davamız dualıdır. Davamız hak davasıdır. Cihan yıkılsa emin olsun çatımız sarsılmayacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Türkiye sevdasını sunuyoruz.